Çilek! Ay inanamıyorum. Teyze, sen niye geldin? Ne teyzesi canım? Benim ben. Toprak. Toprak? Eda teyzeme ne kadar benzediğinin farkında mısın? Yo. Hiç aynaya bakmadın mı? Vakit olmadı. E gel de bir bak o zaman. Ay gerçekten annemin tıpkısının aynısı olmuşum. Toprak, sen bu durumdan memnun musun? Ne yalan söyleyeyim, ben bu kadar büyümek istememiştim. Buna çok sevindim. Çünkü hemen bu yanlış düzeltmen gerek Toprak. Biliyor musun, dedem çok yaşlı. Bir ayağı çukurda. Ne? O zaman hemen gidip onu görelim. Benim daha fazla kaybedecek zamanım yok. Hemen bu yanlış düzelt. Ya ama ben yeniden bebek olmak istemiyorum. O zaman daha küçük bir çocuk ol. Ama zaman küresine hepimizin aynı kalması gerektiğini söyle. Değişen bir tek sen o. Sen de benimle gelir misin? Belki yine yanlış bir şeyler yaparım. Tamam gelirim. Ama önce içeridekileri dondurmam gerek. İçeride kimler var? Babam ve Firuze abla. İyi, o zaman ben de seninle geleyim. Babamı görmek isterim. Tamam. Hadi çabuk. Adam öyle dedi, o da şaşırdı tabii. Helal. Almadın değil mi ilacını? Ha, almadın yine. Boşver alıyorum canım. Allah Allah. Nasılsın ama? İyisin. söyle bakalım, odanı özlemiş misin? Çok, hem de çok babacığım. Telefon. Bu kesin abindir. Geç kalacağız diye arıyordur. Huyudur bilirsin. Hadi istersen sen aç bak. Sürpriz olsun, şaşırsın. Abicim. Çilek sen misin? Ne haber? İyiyim, senden ne haber? İyiyiz. Tuğçe'yi işten aldım. Trafiğe takıldık. Biraz geç kalacağız. Babamlara söyler misin? Tamam, söylerim. Hadi dikkatli gelin. Sen abini merak etme. Bak bu arada Tuğçe ile hem sana hem Ceren'e çok güzel hediyeler aldık. Çok seveceksiniz. Sağ ol abi. Hadi hoşça kal. Ama o hediyeleri göremeden geçmişe gideceğiz. Ne diyor? Tahmin ettiğin şey babacığım. Trafiğe takılmışlar. Ya baba. Hı. Abimle Tuğçe nasıl evlendiler? Yani hala inanamıyorum da. Tuğçe duymasın, çok kızar. Ya inanabiliyor musunuz? Abim bize hediye almış. Tabii inanabiliyoruz. İkinize de çok düşkün. Birbirinizi yediğiniz günler çok eskide kaldı yavrum. Ay, babam yaşlanınca çok şeker olmuş. Benimki de, ama bırak da o günleri yaşaya yaşaya görelim. Hadi gidelim. Gidelim. İşte geldik. Ay, nerede bu ya? İşte burada. Dikkat et, kırma. Hadi al bunu, ovala. Dur. Önce kaç yaşında olmak istediğine karar ver. Bilmem kaç yaşında olsam sizinle oynayabilirim. 4 ya da 5. Sen kaç yaşındaydın? Ben 6'yı yeni bitirmiştim. İyi, ben de 6 olayım o zaman. Yok olma. O zaman hemen okula başlarsın. Önce okul öncesi yılların tadını çıkar. 4 olayım o zaman. İyi peki, yok. Ama sakın unutma. Zaman küresinde bir tek ben büyüyeyim, diğer herkes aynı kalsın diyeceksin. Çünkü sen 4 olursan ben 10 olurum. İstemiyorum. Tamam. Zaten siz benden büyük olursanız oynayamayız. Evet. Ve bir gün bu iş yüzünden yakalanırsan sakın beni ispiyonlama. Senin yüzünden ceza almak istemiyorum. Merak etme. Seni ele vermem. İyi hadi bitir şu işi. Tamam o zaman. Başlıyorum. Ey zaman küresi! Beni 4 yaşıma götür. Ve herkes şimdiki gibi kalsın. Olamaz! Niye olamaz dedin? Şu halime bak, hala aynıyım. Ama ben küçüldüm. Çünkü zaman küresine herkes şimdiki gibi kalsın dedin. Aslında eskisi gibi olsun demen gerekiyordu. Hemen yapayım. Niye gülüyorsun? Çok şirin oldun.
Hadi gel bak kendin aynada. Sakla. Şu zaman küresini nereye koydum, nereye koydum bir türlü bulamıyorum. Akşama onu Eda'ya götüreyim de evlilik yıl dönümlerinde son 25 yılda ne yapmışlar bir güzel baksınlar. Sen de kimsin? Kaç! Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Tek bildiğim Perihan teyze anlamadan bu karışıklığı çözmemiz gerektiği. İyi de nasıl çözeceğiz? Zaman küresini orada unuttuk. Farkındayım. Bu çorapları hep sen ördün başıma, hep sen toprak. Bir dakika. Ne? Sen büyük göründüğün için okuma yazmayı biliyorsun, değil mi? Tabii ya. En azından bu işi peri kitabıyla çözebiliriz. Nereye? Odama. Eski peri kitabım hala orada. Hadi gel. Hadi sen burada otur, bekle beni. Nereye koymuştum ben bu peri kitabını? İşte burada. Nerede bu zaman sihirleri? Tamam. Sen 4 yaşındayken bizim eski halimize dönmemizi sağlayacak sihri buldum. Ay çok heyecanlı. Ama bu defa sen uzak duracaksın. Bu sihri ben yapacağım. Hiçbir şeye karışmanı istemiyorum. Geledunda. Bele soranda. Oh yaşasın, eskisi gibi oldun. Evet, ben hariç her şey aynı. Çilek, istemediğine emin misin? Yok, size afiyet olsun. Niye burada dikiliyorsun ki? Dışarıda oynasana. Hem güneş de açtı. Her yer su içinde, nasıl oynasınlar? Sen sussana Okala. Cem biraz kibar konuşur musun? Sağ ol Tuğçe. Hadi size iyi dersler. Burada her şey yolunda. Bakalım diğerleri de aynı mı? Ay. Eda, nerede kaldı toprak? Ay ne olur çağır şunu bir an önce gelsin. Suzan gelecek şimdi, açıklayamayacağız. Küçücük çocuk tek başına nerede geziyor böyle diye. Ya, haklısın. Şimdi kim bilir nerelerde neler peşindedir. Toprak. Toprak neredesin? Bakalım beni böyle görünce şaşıracak mı? Toprak sana sesleniyorum. Çabuk kafeye gel. Geldim anne. Gel. Gel. Nerelerdeydin sen? Hiç, gezdim geldim. Toprak, niye bana öyle bakıyorsun? Hiç, bende bir değişiklik var mı diye. Yok, hiçbir değişiklik yok sende. Bu harika. Dikkat ettik de hiç kimse toprağın birdenbire 4 yaşına geldiğini anlamadı. Toprak halinden çok mutlu. Bütün gece Tuğçe, Kerem, abim, ablam ve benimle oyun oynadı. En büyük hayali gerçek oldu. Artık ikimizden başka hiç kimse toprağın birdenbire büyüdüğünü bilmeyecek. Ve bugün yaşadıklarımız sonsuza kadar toprak da benim büyük sırrımız olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gel
Hayat renkli günler şeker.